Böyle başladı Türk tiyatrosunun ustası Yücel Erten'in yaşam yolculuğu. 3 yaşına kadar Muş'ta mutlu bir ailede geçen çocukluğunu Antalya'da sürdürdü. En çok sevdiği yer anneannesinin kucağı oldu. Antalya'ya gönül bağıyla bağlandı. Yönetmen, oyuncu, yazar. İyi ki doğdunuz. Nice mutlu, sanatla dolu yıllar diliyorum Yücel abicim. Sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Hani gecenin dumanlı bir zaman taşına belgeleri hazırlanmış, yığılmış, üst üste dolaplardan çıkarılmış şekilde İstanbul'da duruyor. Ama yazamıyorum. Çünkü şu sırada geçmişi değil, geleceği yazmaya çalışıyorum. İzmir Şehir Tiyatrosu'nun geleceğini yazmaya çalışıyorum. Hayatımın ve sanatımın dostlarını böyle bir arada görmek, böyle bir gecede bir arada olmak çok güzeldi. Beni mutlu ettiniz, umudumu çoğalttınız. Gönülden teşekkürler ediyorum. İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biri galiba iz bırakma gailesi. Yücel Hoca hayatında biriktirdikleriyle hem kendi tarihine, hem tiyatro tarihine, hem Türkiye tarihine çok derin bir iz bırakıyor. Onun için saygıyla eğiliyorum ve tebrik ediyorum. Ben bu salonda bulunan tüm sanatçıların, sizden önceki sanatçıların da çok büyük bedeller ödediğini biliyorum. Ama bir yandan da biliyorum ki Yücel Erten gibi bir örnek, o yolculuk, yolculuğun kendisi, bu yolculukta yürüyen herkese dileğim odur ki güle oynaya, özgürce tiyatro yapacakları, sanat icra edecekleri bir memleket kurulsun. Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çok gecikmiş bir kuruluş olduğunu biliyorum. Ama şunu da çok iyi biliyorum hocam. Dilerim bir gün lisans tezi olarak incelenecektir. Çünkü biz örnek bir şey kurmaya çalışıyoruz. Türkiye'ye model olacak bir şey kurmaya çalışıyoruz. Sadece sahne açan bir şey değil derdimiz. Derdimiz bizden sonra da takip edilecek bir model.
belediyelerin, kamunun nasıl bir tiyatro kurması gerektiği konusunda bir yol açmaya çalışıyoruz. Çünkü tahmin edeceğiniz gibi başından beri çok büyük zorluklar vardı. Hani derler ya, bu işi yapmamanın 1000 sebebi vardı ama bir sebep yetti. Yapmak istedik, inananlar bu işe sahip çıktı ve Büyükşehir Belediyesi'nin koca makinesi işte bugün bu sahnede buluştu. Hocam, siz bize çok büyük bir hediyesiniz. Yarattığınız bu şahane tablo İzmir'e çok yakıştı.